Merhaba, bugün sizlere OpenCart altyapılı bir e-ticaret sitesinde XML yardımıyla ürün fiyatları toplu bir şekilde nasıl güncellenir bunu göstereceğim. Öncelikle admin panelimize giriş yaparak başlıyoruz. Panelden Eklentiler Universal Import Pro kısmına tıklıyoruz. XML çıktı ve girdi işlemlerimizin hepsini buradan kolaylıkla sağlayabiliyorsunuz. Buranın kullanımı hakkında detaylı videoları önceki derslerde paylaşmıştım. Sağ yukarıda çıkan linklere tıklayarak bu videolara erişebilirsiniz. Toplu fiyat güncellemesi sağlayabilmek için öncelikle sitedeki mevcut fiyatların bir çıktısını almamız gerekmekte. Export kısmına tıklayıp Export Type Product seçiliyken formatı XML seçiyoruz. Bizim için önemli olan kısımların çıktısını alsak yeterli. Ürün kodu yani model, price yani fiyat ve kampanyalı fiyatı seçiyoruz. Bu filtrelemeyi yapıyoruz çünkü farklı bilgileri indirip XML'i karmaşıklaştırmaya gerek yok. Bu üçü toplu fiyat güncellemesi için XML'de olsa yeterli. Oluştur butonuna tıklıyoruz. Birkaç saniye içerisinde dosyamız hazır. Şimdi bu dosyayı yüklemek için import kısmına geliyoruz. Import type yine product seçiliyken az önce indirdiğimiz dosyayı buraya tutup sürükleyip bırakıyoruz. Devam diyoruz. XML'i kendi sitemizden indirdiğimiz için hemen tanıyor. Hiçbir ayar yapmanıza gerek kalmıyor. Devam diyoruz. Veri kısmında ürün kodu model, fiyat da price olacak şekilde otomatik olarak eşleşti. Kampanyalı fiyat kısmı otomatik eşleşmemiş. Bu nedenle manuel olarak seçmemiz gerekiyor. Şimdi formülleri yazmaya geçebiliriz. Extra Functions'a tıklıyoruz. Burada istemediğimiz kadar özelleştirme seçeneği sunuyor modül sizlere. İhtiyaçlarınıza göre diğer özellikleri de inceleyebilirsiniz. Toplu fiyat güncelleme için WooSale Price Calculator'ı seçiyoruz. Add Function'a tıklayıp öncelikle standart fiyatı seçiyoruz. Formüllerin kullanımı ile alakalı bu sol kısımda detaylar yazıyor zaten. Kullanımı da çok kolay. Mantık şu şekilde. Şu fiyata kadarki fiyatlara şu işlemi yap. Örneğin 300 TL'ye kadarki fiyatlara %50 zam yapmak için 300 2 nokta üst üste yıldız yani çarpı demek 1.5 derseniz fiyatları 1.5 ile çarpacak yani %50 zam yapmış olacaksınız. Enter'a tıklayıp alt satıra geçiyoruz. 900 2 nokta yıldız 1.45 yazarak 300 ile 900 TL arasında kalan fiyatlara %45 zam yapabilirsiniz. Enter'a tıklayıp 2000 2 nokta üst üste yıldız 1.3 yazarak da 900 ile 2000 TL arasında kalan fiyatlara %30 zam yapabilirsiniz. Yine Enter'a tıklayıp alta geçip 9999 şeklinde yazarsanız sonsuz anlamına gelir. 2 nokta yıldız 1.2 yazarsanız da 2000 TL'den daha pahalı olan tüm ürünlere hepsine %20 zam yapmış olursunuz. Bu formülleri mevcut yerine yani price kısmına yazacak şekilde kalması gerekiyor buranın. WooSale Price Calculator seçiliyken Add Function'a tıklayıp ortaya çıkan fiyatlarda oynama yapmaya devam edebilirsiniz. Yine price'ı seçip yukarıdaki formülden sonra ortaya çıkacak olan fiyatlardan 500 TL'ye kadarki olan ürünlere 60 TL daha ekleyelim. 600-1500 TL arasındaki fiyatlara 30 TL ekleyelim. 1500'den büyük olan tüm fiyatlara ise sabit 20 TL ekleyelim. Bu yazdığım formüllerin anlamı budur. Yani fiyat aralığını belirliyorsunuz, ne kadarlık bir işlem yapılacağını yan kısmına yazıp Enter deyip alt sekmeye geçip devam ediyorsunuz. Burada güzel bir noktaya daha değinelim. Ürün fiyatlarınız küsuratlı ise ortaya çıkan sonuçlar istediğiniz gibi olmayabilir. Yani bu şekilde 990.90 TL şeklinde değil de 1200.48 gibi cezbetmeyen bir fiyat ortaya çıkabilir. Bunu güzelleştirmek için yuvarlama kısmından Integer 1 seçerseniz küsuratları ortadan kaldırmış olursunuz. Yani direkt bütün ürün fiyatları .00 ile bitecektir. Bu küsurat kısmı ile birazdan daha detaylı uğraşacağız. Add Function'a tıklayıp kampanyalı fiyatlarımızı da güncelleyelim. Yukarıda yaptığımız işlemden hiçbir farkı yok. Hatta ayarlarını birebir aynı bile kopyalayabilirsiniz. Sonrasında içeriğinde istediğiniz gibi oynama yapabilirsiniz.
şu fiyata kadarkilere şununla çarp, şunu ekle, şunu çıkar gibi işlemler yapabilirsiniz. Bu fiyatları da yuvarlayalım, yani sonu .00 TL ile bitsin. Bu ayarlar ile devam deyip simülasyonu başlatalım. Görüntülediğiniz gibi sorunsuz çalışacak. Hata ya da uyarı almadık. Uyarılar kısmında 0 yazıyor. Ayarlarımız doğru olduğuna göre profilimizi kaydederek gelecekte yapacağınız toplu fiyat değişimleri için formüllerinizi kaydedebilirsiniz. Bu da gelecek fiyat güncelleme işlemlerinizde işlerinizi oldukça kolaylaştıracaktır. Devam deyip çalıştırıyoruz. Ve sadece birkaç saniye içerisinde fiyatlarımız toplu bir şekilde güncellenmiş oluyor. Sitenize gelip ürün fiyatlarınızı kontrol ettiğinizde hem normal fiyatlarınızın hem de kampanyalı fiyatlarınızın güncellendiğini görüntüleyebilirsiniz. Küsuratlarımız da güzel göründü. .00 ile bitti. Bu şekilde olmasın, sonu .90 ile bitsin, bu şekilde daha güzel göründü gibi düşünceleriniz varsa bu düzenlemeyi yine normal fiyat ve kampanyalı fiyat için birbirinden bağımsız olacak şekilde düzenleyebiliyorsunuz. Admin panelimize dönüş yapıp sayfamızı bir yenileyelim, sıfırdan başlayalım. Hem kayıtlı profillerin nasıl kullanıldığını da öğrenmiş olalım. Kaydettiğimiz profillerin hepsini burada görüntüleyebileceksiniz. Hangi ayarları kullanacaksanız o profili seçtikten sonra XML dosyanızı buraya tutup bırakırsanız ayarlarınız olduğu gibi gelecektir. Alt satıra gelip yeni bir satır açıp yine WooSale Price Calculator seçelim. 999 yazıp 2.-0.1 yazarsak tüm fiyatlarımızdan 10 kuruş çıkarmış olacağız ve bu sayede tüm fiyatlarımızın küsuratı 90 kuruş olarak görünecektir. Kampanyalı fiyatı seçip yine aynı işlemi sağlattırabilirsiniz. Siz de bu şekilde kendinize göre formüllerinizi düzenleyip buradan ekleyebiliyorsunuz. Bu ayarlar ile XML'i çalıştıralım. Sonuç olarak görüntülediğiniz gibi fiyatlarımızın küsuratı da güncellenmiş olacaktır. Toplu fiyat güncelleme işlemi sadece birkaç dakikalık işlemlerdir. Önemli olan sizin hangi fiyat aralığındaki ürünlere nasıl bir işlem yapılacağını formülize etmenizdir. Bu formülleri oluştururken zorlanırsanız yorumlar kısmına yapmak istediğiniz işlemi belirtmeniz durumunda ben size direkt formülü yazıp gönderebilirim. Bu videomuzda ürün fiyatlarımızı toplu bir şekilde güncellemeyi öğrendik. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve daha fazla kişinin faydalanmasını isterseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Ekranda çıkan videolara tıklayarak diğer sitelerin nasıl kurulduğunu da öğrenebilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere.